Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Dila. Şu an buzdolabımın çok sesi çıktığını fark ettim. Arkada minik bir kırmızı buzdolabımız var ve videoda arkadan o yüzden biraz sesi gelebilir. Şimdiden kusura bakmayın lütfen. Şu an aslında önceki yer videomda bahsettiğim gibi kütüphane çekmeyi planlıyordum videoyu. Ama sonrasında kütüphanedeki tüm odaları rezerve ettikleri için benim canım Hopkins'li arkadaşlarım sınav odamız yaklaştığından dolayı yurt odamda çekmeye karar verdim. Sıkıntı şu, arka taraf benim oda arkadaşıma ait ve umarım YouTube videolarımı izlemiyordur çünkü eşyalarına dokunmam etik olmayacağı için yatak biraz dağınık olarak gözüküyor şu an. Kızla da daha konuşmaya şansım oldu. O yüzden arka planın lütfen kusuruna bakmayın. Ama bence arka plan da güzel yani. Kendisinin ben zevkini çok seviyorum. Çok güzel posterleri var. Ama neyse. Bu videomuzun konusu başlıktan da görebileceğiniz üzere Amerika'daki burslardan biri hakkında olacak. Benim bu YouTube kanalı açmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi aslında zaten öğrencileri burslardan bahsetmekti. O yüzden favori videolarımdan bir tanesi geliyor şu an. Bu burs benim en çok lise boyunca duyduğum ve neredeyse Amerika'da lisans hakkında bildiğim en büyük burstu. Bursun adı zaten başlıktan da görebileceğiniz üzere Muhtarkent Bursu. Miktarı 35 bin dolardı ama bu benim dönemimdeydi. O yüzden şu anki miktar belki kur farkından dolayı değişmiş yani artmış ya da azalmış olabilir. Bunu ben aşağı zaten vakfın direkt mail adresini koyacağım. Hani oradan da kontrol edebilirsiniz onlara yazıp. Zaten web siteye de koyacağım. Web sitede yazmıyordu diye hatırlıyorum. Ama bir siz de bakarsınız isterseniz. Neyse şimdi bursu alabilmek için bazı kriterler var ilk başta gerçekleştirmeniz gereken. Bunlardan ilki ve en önemlisi lise eğitiminizi Türkiye'de tamamlamış olmanız. Herhangi bir disiplin suçunuz olmaması, lise boyunca teşekkürün altına hiç inmemeniz gerekli ve sonuncusu da IELTS'de 7'ye eşit olacak bir şekilde bir Duolingo ya da IBT skorunuz olması. Eğer bu gerekleri yerine getiriyorsanız başvurmaya hazırsınız demektir. Peki, başvuru süreci nasıl işliyor? Şimdi öncelikle bu dönemki ben başvuru portalını bilmiyorum. Yani o yüzden bu sene essay soruları nasıl olacak falan filan bir bilgim yok maalesef. Çünkü başta da dediğim gibi başvurular 1 Ocak'ta açılıp 28 Şubat'ta kapanıyor. O yüzden daha portal açılmadı. O yüzden essay soruları hakkında size bu videoda maalesef bilgi veremeyeceğim. Ama istediklerini bildiğim bazı şeyler var zaten geçen dönemdeki arkadaşlarımla konuştuğumdan. Birincisi SAT skoru. Ama bu sene sanırım birazcık test optional da olabilir. Bu konuda tam bir bilgim yok. Geçen sene istediklerini hatırlıyorum sadece. Bu sene için daha herhangi bir portal yüklenmediği için maalesef bilgim yok. O yüzden eğer vakfa mail atacaksınız bence bunu da bir sorun. SAT skoru istiyorlar mı diye. Bunun dışında sizden kazandığınız ödülleri görmek istiyorlar, sertifikaları görmek istiyorlar, okul transkriptinizi istiyorlar, İngilizce'ye çevrilmiş bir şekilde ve aynı zamanda iki tane öğretmeninizden tavsiye mektubu istiyorlar. Burada bildiğim kadarıyla mesela bir araştırma programına katıldıysanız oradaki hocalarınızdan aldığınız tavsiye mektupları geçerli oluyordu diye hatırlıyorum. Bunun yanı sıra bazı essay promptları da oluyor ama maalesef hani dediğim gibi bu senekleri bilmiyorum. O yüzden bu kısmı geçeceğim kısaca. Birinci aşamayı eğer geçerseniz sizin de ikinci aşamada bir röportaj yapıldığını biliyorum. Bu röportajda da başta İngilizce oluyor röportajımız. Röportaj sürecinde de sizden İngilizce bir essay yazmanızı istediklerini duymuştum. Ama tabii hani her sene görüşmelerim ki farklı temada oluyordur. O yüzden hani bu konu hakkında daha en detaylı bilgi veremeyeceğim şu an için. Gene hani aşağıdaki mail adresine yazabilirsiniz sorularınızı. Bursla ilgili şöyle bir minik detay da var. Bu 35 bin dolarım maalesef ki şöyle bir handikapı da demeyeyim ama şöyle bir sorunu var. Mesela diyelim siz bir okuldan tam burs aldınız ve ama hani uçak bileti olsun, kitap olsun, yaşam masrafları için artı desteğe ihtiyacınız var. Burs maalesef ki sadece okul ücretiniz için geçerli. Yani mesela siz okuldan diyelim gereken burs 35 bin doların altında ve paranız artıyor eğer bu burs alacağınızı düşünürseniz böyle düşünüyorsunuz. Maalesef parayı uçak bileti, kitap ya da başka şeyler için harcayamıyorsunuz. Sadece okulun verilen ücreti üzerinden bu 35 bin dolar yatırılıyor. Zaten hani vakıf size herhangi bir banka işine girmeden direkt hani okulun kendi hesabına yatırıyor bu parayı. O yüzden maalesef ki hani kişisel harcamalar için kullanmayı düşünüyorsanız Amerika'daki eğitim sürecinizle ilgili maalesef bildiğim kadarıyla bu işe yaramıyor. Ama bunu gene mailden de yazabilirsiniz tabii ki. Bursun temel kapsamı. Başta da dediğim gibi temel gerekliliklerini anlattım zaten size. Minik en son detayı da şu. Bu interview süreçleri falan bittiği zaman zaten hepinizin okulları aslında bir noktada açıklanmış oluyor. Eğer erken başvuru yaptıysanız. Ama ve lakin Amerika'daki ilk top 50 üniversiteden eğer kabul alamazsanız bursa seçilmiş bile olsanız bursa maalesef alamıyorsunuz temelde. Çünkü zaten hani kendi web sitesine verilmiş Muhtarkent'in. Sadece ilk 50 üniversiteden eğer kabul alırsanız bursu sizin adınıza okula yatırıyorlar. Ama gene de hani zaten birçoğumuzun istediği üniversiteler Amerika'nın top 50 üniversitesi içinde olduğu için eminim ki hani bu biraz sonra olabilir. Evet hani belki farklı branşlarda ilerlemek isteyen öğrencilerin üniversiteleri top 50'de yer almıyorsa genel kategoride. Biraz belki sonra olabilir ama bence birçoğumuz için gene de çok faydalı. Ben kendi dönemimde Bursa Rise'ı kazandığım için başvurmadım direkt.
Ama bu seneki başvurularda yakında açılacak. O yüzden bu konu hakkında hani ne kadar kısıtlı bilgim olsa da gene de size birazcık bilgi vermek istedim. Aşıya zaten en başta birkaç kere tekrarladığım gibi linkleri de koyacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Artı bir sorunuz olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yakında önceki videomda da bahsettiğim gibi bir eğitim içeriğiyle ilgili bir video yayınlamayı düşünüyorum ve çok heyecanlı bir konuda. Biraz pozitif ayrımcılık yapacağım videoda. Ama ya, spoiler vereyim. Kızlar için Amerika'da tam burslu gidebilecekleri bir programdan bahsedeceğim. O yüzden lütfen takipte kalın. Videom büyük ihtimalle yakın zamanda gelecektir. Boston vlogumu öncesinde yayınlamayı düşünüyorum. Ama bilmiyorum önce hangisini editleyebilirsem. Kısaca bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana isterseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.